Ya neden kimse gelip bir açıklama falan yapmıyor ki bize? Ne kadar bekleyeceğiz biz böyle? Çarpan aracın plakası yoktur Uşan'ın. Bu alelade bir kaza değil. Planlı bir saldırıydı bu. Allah sırası mı şimdi bunların? Ben şu anda bu tip şeyler duymak istemiyorum burada. Birinin ailenizi koruması lazım Uşan'ın. Sana mı kaldı? O kişi de sen misin yani? Evet, bana kaldı Ruşen Hanım. Cihan Bey'in nerede olduğu belli değil. Bulut deseniz durumu ortada. Siz bana güvenmeyip evime böcekler yerleştirseniz de ben bu ailenin geleceğini düşünmek zorundayım Ruşen Hanım. Şimdi sizden ricam İpek'i arayın, hemen buraya gelsin. Böyle zamanlarda dışarıda dolaşmak iyi değil. Haklısın. Çok haklısın. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu hepsi. Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Doktor Bey, Bulut'un durumu nasıl? İyi bir şey söyleyin lütfen. Öncelikle geçmiş olsun Ruşen Hanım. Oğlunuzun durumu iyi. Şükürler olsun. Ayağın iki farklı yerinde kırığı var. Gereken müdahaleyi yaptık. Peki o kadar mı sadece? Darbeye bağlı ufak tefek zedelenmeler var elbette. Ama mühim değil. Oğlunuz epey şanslıymış. Organlarında herhangi bir hasar yok. Benim için de önemli olan bu tabii ki. Ama yine de birkaç gün müşahede altında tutacağız. Pekala, tabii. Ben görebilir miyim kendisini? Elbette görebilirsiniz. Birazdan o da yanılacak. Hemşireler size bu usta yardımcı olur. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Duydunuz mu Ruşen Hanım? Bulut iyi. Merak edilecek bir şey yok. Gelin. Bulut iyi, Bulut iyi. Şimdi biraz sakinleşin. Çok şükür. Eğer Bulut'a bir şey olsaydı kendimi ömür boyu affetmezdim. Bakar mısınız hemen? Sağlığı nasıl, durumu nasıl bir şey söyleyin. Biraz acele eder misiniz? Bulut Bey az önce odasına alınmış. İkinci kat 208 numaralı odada. Buyurun. Bulut iyisin değil mi? Ağrın falan yok yani. İyiyim iyiyim. Ağrı kesici verdikleri için hiçbir şey hissetmiyorum. Hatta o kadar bir şey hissetmiyorum ki sana olan sinirim bile geçti. Benimle uğraşmaya başladığına göre bence gayet iyisin. Arabanın plakasını aldın mı? Yok. Arabanın bir plakası yoktu. Kaza değil demek. Bilerek sürmüş üzerime. Söyle ne olur. İyiyim iyiyim. Böyle ufak iki tane kırım var sadece o kadar. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Ama boynuma böyle sarılmaya devam edersen birazdan alçıya almak zorunda kalacaklar. Özür dilerim tamam. Senin bana destek olman gerekmiyor mu ya? Sen böyle ağlamaya devam edersen birazdan öleceğimi düşünmeye başlayacağım. Tamam. Toparlıyorum kendimi, tamam. Ya Bulut çok korktuk. Büyük geçmiş olsun. Demek ki böyle kazalar işe yarıyormuş. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlıyormuşuz. Nasıl oldu peki? Karşıdan karşıya geçerken. Çok hızlı oldu her şey. Hiçbir şey göremedik. Yani çarpıp kaçtı öyle mi? Nasıl ya? Yani şu an çok daha ciddi bir şey olmuş olabilirdi. Bunu böyle cezasız bırakmayacağız değil mi Bulut? Ha? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sana bunu yapan cezasını çekecek. Bırakmayalım tamam mı? Gel buraya. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Beni biraz Elif'le yalnız bırakır mısınız?
Onunla konuşmam gereken şeyler vardı. Mesaj alınmıştır. Biz dışarıdayız. Anne. Anne abim nasıl? Ya telefonda çok korkuttun beni. Vallahi İpek'cim ben de çok korktum ama merak etme şimdi. Tamam ben onu bir göreyim. Hayır. Abin biraz Elif'le baş başa kalmak istedi. Ay yok artık. Dağdan gelip bağdakini kovmak bu işte. Gel bir seni bir kahve falan alalım. Alalım da önce ben sana bir şey anlatacağım. Ne oldu yine? Bak. İpek ne bu şimdi? Anne bu bizim teknemiz. Babam tekne gezintisine Şahika ile birlikte çıkmış. Söylediklerimden sonra beni affedebilecek misin? Yani bir daha böyle küçük şeylere takmayacağım, söz veriyorum. Evlendiğimizden beri ilk büyük kavgamızı yaptık, farkında mısın? Artık gerçek bir evli çiftiz. Ama yine de bir daha kavga etmeyelim. Merak etme, etmeyeceğiz. Ben bir kendime geleyim. Hemen ayrılacağız o evden. O ev sana iyi gelmedi. Annem, kardeşim, belki babam bile. Yordular seni, yalanlar söylediler. Kendi evimize taşındığımız zaman bunların hepsi geride kalacak. Kendi hayatımıza başlayacağız. Bir daha asla kavga etmeyeceğiz. Seni çok seviyorum Elif. Ben seni daha çok seviyorum. Sence bu saçmalığı bana yakışıyor mu İpek? Kestireyim mi bunları, ne dersin? Bu durumda bile kendini düşünüyorsun anne. Bak benim dip boyam gelmiş. Ben burada abimin alçısının bekçiliğini yapıyorum. Acını anlıyorum kızım. Geçmiş dip boyası bir kadına nasıl acı verir? En iyi ben bilirim. Bak anne. Sence bu saç modeli nasıl? Olmaz olsun öyle saç modeli İpek. Rezalet. Böyle bir durumda bile neşene diyecek yok. Bazılarımızın moralleri yüksek tutması gerekiyor. O kişi de sensin öyle mi? İş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Hem ben durumu o kadar karanlık görmüyorum. Ben sonuçlara bakarım. Neymiş o sonuçlar? Daha düne kadar Elif'le Bulut ayrılmanın eşiğindeydi. Şimdi içeride aşk tazeliyorlar. Bence durum o kadar da kötü değil. Ne dersin Yıldız? Onların birlikte olmasını bu kadar derinden istemen çok güzel. Ben aşka hürmet gösteririm Yıldız. Ya sen? Sen yaptın değil mi? Ben sadece size yardım ettim Elif. Bak benim sayemde aşk tazeliyorsunuz. Orada Bulut gerçekten ölebilirdi. Bulut'un ölüp ölmemesi sana bağlı. Bunu konuştuk daha önce. Senin tercihlerine göre Bulut ya yaşayacak ya da ölecek. Karar senin. Ya sen ne biçim bir insansın ya? İnsan kardeşine böyle bir şey yapabilir mi? Bana bak. Benimle doğru konuş. Duyuyor musun beni? Yoksa bir sonraki telefonda Bulut'un mezarına koşarsın. Anladın mı beni iyice? Beni iyice anladın mı? O güzel kafana soktun mu sen bunu? Ha? Anladın. Canım. Buradaymışsınız. Nasıl canım Bulut? İyi. Daha da iyi olacak. İnşallah. Ben bir Bulut'a bakayım.
kaza sayesinde kardeşim ve Bulut aşk tazelecekler demedin mi? Ben zaten artık senin kararlarını hiç sorgulamıyorum. Dokunulmayacak yani. Felaketlerin iyi tarafı budur inan. İnsanları birbirine yaklaştırır. Bak bu güzelmiş ama. Yazdım bunu. Paylaşabilir miyim? Ayıp ediyorsun. Hadi gel bir çay ısmar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun Elif Hanım. Sağ olun. Bir şey lazımsa yardımcı olayım. Yo, ben öylesine bakmaya geldim. Siz devam edin. Peki, nasıl isterseniz. Sevgilim, ben de seni arıyordum. Hadi çıkalım mı? Şirkete gidecektik değil mi? Şirket mi? Bir tane meyve bakmaya gideceğiz ya. Çok pardon. Aklımdan çıkmış benim, özür dilerim. Bu yeni eve taşınma fikri benim kadar heyecanlandırmıyor galiba seni ha? Yo, hayır. Ben de istiyorum tabii ama öyle dalgınla, kusura bakma. Hadi hazırlan çıkalım o zaman. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil, değil mi? Ne oldu sevgilim? Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Baksana benim aileme. Dışarıdan bakan biri için ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu. İstediği her şeye sahip. Ama işin içi hiç öyle değil.
Aylarca ortada olmayan bir baba. Annem de sen kendi oğlunun odasına dinleme cihazı yerleştirir. Yani aslına bakarsan ben baban konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. Hatta tam tersi endişeliyim de yani. Sonuçta bir aydır ortada yok. Ne telefonlarınıza cevap veriyor ne mesajlarınıza dönüyor. Yani başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Normal mi sence bu? Bahsettiğimiz kişi başka biri olsa normal değil derdim ama eğer benim babamdan bahsediyorsak evet, çok normal. Bilmiyorum ama yine de bana tuhaf geliyor. Merak etme, kendi evimize taşınınca bu tuhaflıkların hepsinden uzaklaşmış olacağız. Beğenecek misin? Beğendim tabii. Bakmak ister misin içeri? Bakalım. Hadi. İşte yeni evimiz. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel görünüyor. Yani ufak tefek eksikleri var evet. Ama sen zamanla kendi zevkine göre değiştirirsin zaten her şeyi. Yo. Her şeyi düşünmüşsün zaten. Ayrıca senin olduktan sonra nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Hadi gel yukarı çıkalım. Çıkalım. Sevgilim. Gelecekli doğacak çocuklarımız için hazırlanmış bir yatak odası. Bak sakın yanlış anlama. Şu an çocuk falan istediğinden değil ha. Yani öyle baskı falan kurmak istemiyor. Ama yine de hazırlıklı olalım istedim. Hem sen çocukları çok seviyorsun. Sürpriz olur diye. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Şey mi var? Yok. Sen mükemmel bir insansın. Ama? Bu çocuk meselesini düşündüm de... sanki biraz acele etmememiz gerekiyor. Yani en azından annenle babanın durumu ortada. Şu meseleler çözülene kadar, dengeye oturana kadar bekleyelim biraz, olur mu? Bir tanem, ben sadece sen çocukları çok sevdiğin için sürpriz yapmak için hazırladım o odayı. Yani benim de bu kadar gündemimizde bir sürü şey varken... Evet, dediğin gibi. Erken. Çok güzel bir düşünceydi ama. Çok inceydi. Teşekkür ederim. Hafta başı taşınalım diyorum. Ne dersin? Bence de taşınalım. Hiçbir eksiği yok zaten. Aa. Alas? Nasıl sürpriz ama? Vallahi büyük sürpriz de. Ne işin var senin burada? Size komşu geliyorum. Komşu mu? Nasıl yani? Evet. Şuradaki evi kiraladım. Yani kiralıyorum. İmzalar atılmak üzere. Ama öncesinde sana danışmak istedim. Eğer bütün gün seni şirkette görüyorum Alaz, bir de evimin etrafında dolaşma dersen anlarım. Saçmalama oğlum. Olur mu öyle şey? Da keşke söyleseydin. Yardım ederdim ben de. Sürpriz yapmak istedim. Hayatımla ilgili yeni kararlar alıyorum bu ara. Bu da bunlardan ilki. Sevdiklerime daha yakın olacağım bundan böyle. Annemin ölümünden sonra galiba en doğrusu bu. Peki diğer kararlar ne?
Sizin gibi mutlu çiftler görmek bana ilham oldu galiba. Sizin mutluluğunuz bir aile kurmak konusundaki fikirlerimi değiştirdi. Hiç düşünmediğim şeyler düşünürken buluyorum kendimi. Oo, Alaz Bey neler duyuyorum sizden. Vallahi öyle. Çember daralıyor. Bu duyduklarına inanabiliyor musun Evi? Gerçekten inanamıyorum. Alaz mı bu? Pardon, buna bakmam lazım. Tabii. Nasıl buldun sürprizimi Elif'ciğim? Bana komşu olmak sana da çok iyi gelecek. Sen hasta adamın tekisin. Hamile kalamamana çok üzüldüm. Ve? Sen bunu nereden biliyorsun? Aramızda görünmez bir bağ var bence. Sana senin düşündüğünden daha yakınım ben. Sen bir yerde bir şey yaşasan ben hissediyorum, biliyor musun? Kusura bakma Alaz, bakmak zorundayım ya. Kutlayalım bunu. Yemek yiyelim bir akşam. Hatta eğer müsaitsen bu akşam yapalım. Hay Allah ya, bugün yetişemem. Ama başka zamanda sözüm olsun. Ya da şöyle yapalım. Siz bir gün bana gelin. Ben misafir edeyim sizi. Yemekleri de ben yapayım. Ne dersiniz? Yemek yapacaksın. Sen. Sizi zehirlemeyecek bir şeyler çıkarırım bence. Hem daha samimi bir ortam olur. Ne dersin? Vallahi bence çok iyi fikir. Ne diyorsun Elif? O zaman senden haber bekliyoruz. Harika, anlaştık. Tamam. Biz kaçtık. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin zaten. Tamamdır, teşekkürler.